Sokrates'ten herkese merhabalar. Atom'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Atom'un yeni bölümünde ben Erhan Atapilavoğlu, sevgili Yanım Özdemir'le birlikte belirli bir takım şeylerin gündemini tutacağız efendim. Senin taklidini yapmaya çalışarak girdim ama çok iyi yapamadım. Bunu kabul ediyorum. Kim ulan bu? Yok, taklidi güzel yaptın. Sadece sonda hani neyin gündemini tutacağım? İşte bu programda tam olarak öyle bir program sevgili Yanım Özdemir. Yani hakikaten öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Dünya üzerindeki en iyi konuk cümlesini kurdum bu hafta içerisinde sizin için. Yani çok beklentileri yükseltmeyelim. Yok, o anlamda değil yani. Sadece o anlamda değil. Genel olarak bir substrat görevi görüyorsunuz bence. Yükseltiyorsunuz ve her şeye de uyumlusunuz maşallah. Biliyorsunuz kişiselleştirmiş bir... Nasıl atayım? Doğru lan! Çok ilginç şeyler yaşanıyor. İlk defa yaşıyorum abi. Lan elektriğinden! Atomu yemeye çalışıyorlar. Olmaz. Atomu yemeye çalışıyorlar. Aslında sevgili İnan Özdemir büyük bir ikileme düşürdü beni. İlk konuk almayı çok istiyordum. Fakat projenin başlangıcı Emre Özcan'la olduğu için bir ikileme düştüm. Bir de yani İnan Özdemir'le başlamak da ticari olarak bu yani projeyi... bu projeyi o kadar yüksek koymazdı. Şöyle ki... Ya çünkü... O yüzden ben senin pragmatik ticari bakış açına saygı duyuyorum. Dostane bakış açına da saygı duyuyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çünkü Emre Özcan'ı orada bir alman lazım. Yani evet, program kendisiyle zaten başladığı için. Ama ve lakin programın ismi de sizinle çok özdeşleşmiş bir isim. Yani bizim belli bir dönem çok fazla üstüne konuştuğumuz, birbirimize videolar attığımız bir isim Atom. Aslında Atom nedir ben hiç açıklamadım bu arada. Onu da sizin geldiğiniz programa saklamıştım. Atom nedir biliyorsun işte her şeyin atomu oluyor ya dünya üzerinde. Atom tost, atom içecek. Efendime söyleyeyim atom... Meze olan ama aslında genel olarak her şeyin içine dahil olduğu ve tam olarak adını koyamadığın ama lezzetli bir ürün nihai olarak ortaya çıktığı için atom olduğunu düşündüm. Ya ben de mesela programın konsepti ne abi diyenlere, abi bilemiyorum ama atom tost vardır, içinde her şey vardır ve çok da kötü değildir tadı. Geçenlerde atom çorba gördüm. Herhalde tek kötü potansiyel atom o gibi duruyor. Her şeyi boca etmişti adam. Öyle. Neyse. Hızlı bir geçiş yapalım. Biliyorsun dinamik bir program. Evet. Ama çok teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Ben... Yani 3-4 gündür uykularım kaçıyor. O kadar değil. Şey oldum abi. Böyle rüyamda falan şeyi görüyorum. Rıza Çalınbay. Deniz Çoban karnını uzanıyor. Ve hani dokunuyor. Ya yani onu görüyorum rüyamda. Sürekli böyle kafamın içinde sıklı Rıza Çalınbay ve Deniz Çoban var bir haftadır. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Kesinlikle bizim artık... Yerleşen bir esprimiz oldu. Sevgili takipçilerimizin de hoşuna gidiyor. Benim de çok hoşuma giden bir şey. Özellikle hocaya zoom yapıp hafif bir çıtır belliyor ya. O çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bugün de tabii ki Atom'un klasikleşmiş bazı formatları olacak. Bazıları sadece size özel olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Özellikle size özel olan noktalardan bir tanesi FIFA yerine NBA oynayacak oluşumuz. Çünkü siz bir basketbol duayenisiniz. Dilerseniz 2K'yla oyunumuza başlayalım. Takımları tabii ki her zaman olduğu gibi yeniden düzenledim. Bu sefer 5 kişi var haliyle. Erman Yaşar, Emre Özcan, İnan Özdemir, Can Öz ve Kaan Kural. Mert Erdoğan, Ali Şahin. 5'iyle sahada olacağım ben. Senin Philadelphia tercihini tabii ki dinlemek isteriz. Evet, bu arada gözüme ilginç şeyler oluyor yani. Atom programına geldikten Allah beri... Allah bu programın belası. Elektrik ve sağlık... Allah belamı verdi. Şu anda sağ gözümü kaybetmek üzereyim. O yüzden de mağlubiyetin şu an sorumlusu olarak onu şey yapabilirim. Ama benim dikkatimi çeken Can Öz'ün hiçbir şekilde kesik yememesi oluyor. Çünkü kesik yerse kesik yerim. Çok basit bir denklemle kendisini kadrolarda tutuyorum. Ve yani ben niye Philadelphia'yı seçtim? Belki uzun süredir takip eden seyircilerimiz biliyordur. Bu benim NBA'ye aşık olduğum takım. Çünkü Iverson beni NBA'ye aşık eden oyuncu. Hatta bütün sporlar içerisinde en sevdiğim çocukluğumun kahramanlarından biri açıkça söylemek gerekirse. Yani futbolda falan da böyle çok çok küçükken atıyorum. Davor Şuker falan isimleriyle böyle çok hoşuma giden oyuncular vardı. Atıyorum Haciler vardı, şunlar bunlar vardı ama Allen Iverson'la tam olarak basketbola kanalize oldum. Ama seni bir konuda takdir ediyorum abi. 2K demediğin için sana teşekkür ediyorum. Ya çünkü yok artık LeBron. Çünkü ben 2K'ya
2K diyen adam WhatsApp diyordur. Aynen, Instagram diyordur. MP3 diyen adamla da arkadaşlık. Nike diyorsan abi. 2K'dır bunlar. Güle güle. Sen bu yaptığın gençliğimin rüyasıymış. Aynen. 2K'dır. Başlatıyorum. Başlat. Let's go! Allah diyor. Allah, ben şu anda bütün şu an seyircilerimiz fark ediyordur. Teşekkürler Erman Yaşar. Mutombo! Emre Özcan. Ya bu adamda da bu var be kardeşim. Emre Özcan'ın da Luke Walton'a benzerliği dikkatlerden kaçmıyor hocam. Kesinlikle Luke Walton. Bakar mısın işte Emre Özcan. Luke Walton'a benzerliğiyle bilindiği için direkt Luke Walton yaptım kendisini. Çok tarz duruyor gerçekten arkadan. Nasıl olsa öndeyim abi, biraz süre geçirebilirim. Aha! Uf! Aa blok. Yalnız Kaan abi çok aksıyor. Yani Kaan abi çok aksıyor. Yani... Sabah bekle şimdi sen, bekle. Bak, 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 bak! Hadi! Kaan abi ya, iyi de yaptım abi, 80'lerde sadece yavaş. Ya bu arada Kaan Kural... Kaan Kural ve Mutombo'ya dair de bir anım var abi. Yani bir anı denmez ama çocukken NTV Spor'da düzeltiyorum. NTV'de yayınlanırken maçlar, işte ne zaman üstün maçı falan filan yayınlansa, yani Mutombo'nun olduğu herhangi bir takım maçı yayınlansa, Kaan abi şey derdi, Mutombo'nun da kimliği aslında tartışmalı, hangi yılda olduğu bilinmiyor derdi. Yani şu an Allah. Hop! Abi ya. Abi Enliverson'a koridoru verirsen Enliverson gider. Attı. Hayda! Emre Özcan mı? Aynen. Basket oynamanın çok zevkli olduğu. Virtüöz! Orkestra şefi! Aynen. Ay. Paylaşımcılığıyla bilinen. Şov yaptı! Asla topu alamadım. Yani Barış Alper'in geçen Alanya maçında bir fotoğraf çıktı ya, golden sonra bana niye atmadın diyor Zaha'ya. Emre Özcan o kişi işte. Bu arada Boston'ı seçmenin nedenim de hem prototip takımı olması hem de Can Özüm biliyorsun. Boston University. 1, 2, 3, 4 Hiçbir şey olmaz. Var parmaya ver ben. Aa. Of. Aman. Bir şey diyeceğim. Dalga geçme. 0.7. Bir şey yapmam lazım. İki tane kaçırırsan galiba kazanma var hala. İhtimalim var. Aynı. Var hala kazanma. Hadi oğlum. Mol alıp topu taşıyacaksın ama. Nasıl? Nasıl? Topu taşıman lazım. Ha, kaçırıp bitiririm ben bu maçı ya. Aa harbi. Niye evet. Oğlum? O kadar da maç anlatırız. Kaan abi de kesin alır, o ribaundu. Zekalı gibi bu hesabı şimdi aklımıza geldi. Allah! Evet, Kaan abinin bel dönmedi. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine yenildim. Gerçekten genç olmama rağmen yeniliyorum. Güzel bir müsabaka. Diğer konseptlerimize geçiş yapacağız şimdi. Tabii. Onlardan bir tanesi de elbette çok sevilen bölümlerden birisi olan quiz. Öncesinde ben çok hızlı bir şekilde 90 saniyemi kuracağım çünkü 60 saniyede Emre Özcan biraz kısa oldu. Buradan bir 90 saniyemi kurayım. Ben de sana Emre Özcan demişken bir sistemde bulunayım. Tabii buyurun. Şimdi bu ofiste inan şöyle Lebroncu, inan böyle Lebroncu falan filan diye bahsediliyor. Tabii öyle. Ben Sokrates dergide Arnavutta Pilavoğlu isimli genç ve sarışın bir genç adamla tanıştığımda telefonun kilitli ekranında Pep Guardiola yoktu. Tabii bizde Lebron. Mario Guardiola da yoktu. Aynen öyle. Lebron James vardı ama sonra sanki... Emre Özcan'ın yanında yo. LeBron James sevgini söyleyememe var. Gizli gizli LeBron James dinlemeye başladım. Şu an Emre Özcan'ı ararım ve derim ki ben LeBron James seviyorum. Arayla bu sevgiyi gönlünden satın alamazsın. Duygular alamaz. Emre Özcan haberin olsun. Öyle benim odamda şey var. Biliyorum. Biliyorsun. Aynen öyle. Yeni eve de. Yani sende bir yeni evde de mi var? Evet. Yani yeni evde hıncıl uç gibi oldu biraz, yedek salon. Aşağıdaki şeyde. Odada. Salonda. Salonda. Yedek salonda. Yedek salon. Salon. Yani date'lerin içinde bir problem değil mi LeBron James'in varlığı? Yok hocam, o kadar değil diyorum ve karnımı sıkıyorum şu anda. Hemen tamam. Geçiş yapıyorum sorulara. LeBron James'in uzun süreler saha içinde tartıştığı ve sonrasında takım arkadaşı olduğu Pacers'la eski oyuncu kimdir? Tabii ki Lance Stevens. LeBron James'in hangi futbol takımında hissesi vardır? Liverpool. LeBron James kariyerindeki ilk NBA şampiyonluğunu hangi yılda kazanmıştır? 2012.
LeBron James kariyerinde ilk NBA finali maçına kaç yılında çıkmıştır? 2007. LeBron James 2007 Doğu Konferans finalleri 5. maçında Detroit Pistons'a karşı Cleveland'ın son kaç sayısını atmıştır? 22 miydi? 25 olacaktı. Çok yakın bir cevap ama. LeBron James bir NBA maçında kişisel sayı rekorunu kaç sayı ile kırmıştır? 62. Yanlış, 61 olacaktı. 61 Charlotte'a kadar, Allah kahretsin. LeBron James 2009 NBA Doğu Konferansı finalleri 2. maçında maç kazandıran... İlhan Türkoğlu. Doğru. LeBron James'in kariyerinde en yüksek sayı ortalaması kaçtır? Zor bir sezonda. Bu zor, evet. 30. 31, onu da kabul edecektim. Say, 31. LeBron James hangi liseden mezundur? Akron, St. Mary High School. Doğru. Hı-hı. LeBron James'in kariyerindeki ikinci şampiyonluğu almasına yardımcı olan en ikonik anlardan birinde Ray Allen'ın attığı üçlükte asisti yapan oyuncu kimdir? Chris Bosh. Doğru. LeBron James'in seçildiği draft yılı olan 2003'teki birinci tur ikinci sırada... Darko Milicic. Doğru. LeBron James ile uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmış hangi oyuncu... Bunu da bitireyim. 2016 NBA finallerinde LeBron James ile uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmış hangi oyuncu 2016 NBA finallerinde Warriors formasıyla... Anderson Varejao. Doğru. Bence gayet iyiydiniz. Ya çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgili Emre Özcan'a karşı biraz daha kolay sorular hazırlamıştım. Size bir tık daha zor sorular hazırladım. Çünkü şunu biliyorum. Bu da sizin çok iyi olmanızla alakalı. Estağfurullah. Ben de estağfurullah. Şeyden dolayı gerçekten. Hani bu konularda... Çok mahir birisi olduğun için abi ve LeBron sevginin de çok çok üst düzeyde olduğunu bildiğim ama için. Ama sayı da bir hata çok kötü. Çok can sıkıcı. 60, ve 60. Detroit'in yani bilmem lazım abi onu bilmem ya, lazım. Ya Detroit'i ben senin de öyle olduğunu biliyorum, atıyorum. Bir şey izleyemeyeceksem YouTube'da genellikle ben LeBron'un iconic moments yazıp ilk sevdiğim bir Celtics maçı 6. maç Heat formasıyla. Bir de son 25 sayı. O yüzden bilebilirsin diye tahmin ettim evet, açıkçası. O zaman reaksiyon bölümümüze geçiş yapıyorum. Biliyorsun reaksiyon bölümümüz bizim keyifli sürprizlerimizin olduğu bir bölüm. Başta yavaş yine başlayacağız Erman Yaşar'da olduğu gibi. İlk videoyu rica edeyim. Çünkü bu benim de hayatımda en çok canımın sıkıldığı maçlardan birisi. Dediğin gibi bir LeBron hayranı olarak. Kabindeki durumunuzu çok merak ediyorum açıkçası. Bizim sesimizde mi bu peki? Tabii ki. Ben hepsini öyle aldım. Onun da ağzı yanmıştı bu konuda üstün serisinde. İkincisi kaçtı. Rebound'u J.R. Smith aldı. J.R. Smith aldı, kaçırdı topu. İnanılmaz gerçekten de. İnanılır gibi bir şey İnanılmaz değil. İnanılmaz bir şey bu. Süreyi bilmiyordu galiba. İnanılmaz bir şey bu. Çok zor bir an bu Arancığım. Çok zor bir an. Çünkü neden çok zor bir an biliyor musun? Ben NBA anlatıcılığına başladığımda şöyle bir problem vardı abi. NBA'de kimin şampiyon olacağı belli olan sezonlarda ben NBA anlatıcılığına başladım. Çünkü Orkun beni aradığında 2017 sezonun ortasındaydık. Esport yayına başladı. 2017 sezonun başındaydık. Yani 2016'nın efsane şampiyonluğu geldi. Ben onu evde izledim. 2017 sezonu geldi. Bu LeBronculukla da alakalıyım bu arada. Ama Kevin Durant Warriors'a gittikten sonra NBA birkaç sene donmuştu abi. Evet. Yani o takımın kaybetme imkanı yoktu. Sakatlık veya başka bir durum olmasaydı, takım dağılmasa. O yüzden de şimdi sezonları öyle başlıyorsun. 2017 finali zaten kendi içinde çok artık net bir şekilde üstünlükle geçen bir final. Bu finalde de benim bir umudum yoktu açıkçası. Yani LeBron'u falan sevmemle alakalı değil. Rekabetçi olabileceğine dair bir umudum yok, tamam mı finalin? Ama abi 51-8-8'lik maç. İnanılmaz gibi değil. Ki hani uzatma da tabii ki öyle oldu. 51-8-8 oldu ama... Yani normal sürenin içinde de bu maçın kazanılabileceği, Cleveland Cavaliers'ın rekabetçi olabileceği, bütün bunlar o kadar bizi şaşırtmıştı ki Orkun da şey olmuştuk böyle kabinde. Ulan ne oluyor, ne oluyor? Hani bir şey mi olacak falan diye düşünmüştük. Ve şu an hatırlıyorum, zaten yanlış da söylemişim, süreyi bilmiyor muydu falan diye demişim. Hani şeyi demem lazım, skorumu bilmiyordu demem lazım. Evet. Ama abi bu tip anlarda insan şunu fark ediyor daha sonra. O yüzden yorumcuların susması her zaman daha iyidir abi. Mantıklı bir şey. Mantıklı bir şey düşünemiyorsun yani öyle bir anda. Öyle bir anda sadece tepkini söylüyorsun, saçmalıyorsun. Bu anı çok iyi hatırlıyorum. Ben uzatmayı da bu anda kalbim böyle atıyordu artık. Yani yorumculuk falan değildi ve eve giderken Orkun'la arabada Ali abi vardı şoförümüz. Ulaştırmamızın yıldız ismi. İşte genelde 80'leri falan anlatırdı böyle arabada. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Hani Ali abiyi de dinleyecek bir durumumuz yok, konuşacak bir durumumuz yok. Hani neye şahitlik ettik biz, ne oldu ona bakıyoruz. Zaten biliyorsun LeBron da maçtan sonra gidip board'a yumruğu atıyor ve elini sakatlıyor. Diğer videomuza geçiş yapalım. Çok konuşmayı isterim seninle bu konular hakkında, LeBron hakkında ama birçok videomuz var. O yüzden kimsenin de vaktini almayayım. Cedi Osman'dan gelecek şimdiki video. Burada da Cedi araya girmeyi başardı. Çaldı topu Cedi. Cedi smaçı kaçıyor. Burada oluyorsun. Orada herhalde vurduğunu tahmin ediyorsun smaçı. Evet abi.
Önce de herhalde vurur anasını. Aminle buradan ulan bir gülelim de ön alalım diye. Gelmişiz ama çok ilginç bir andı bu da abi. Bir de Jeff Van Gundy var kullandı. Jeff Van Gundy o sıra Cedi takımın en iyi böyle enerji veren oyuncularından biri. İşte takas olmuş, Cleveland değişiyor biraz böyle. Jeff Van Gundy... Bu çok özür dilerim yanlışım yoksa o takas maçının ilk maçı. İlk aynen maçı canlı izlemiştim lazım. Ben çünkü. Jeff Van Gundy şeyi anlatıyor işte. Cedi büyük bir enerji getiriyor falan. O gazı almışız, Türk halkı arkamızda falan uçuyoruz diye düşündük Orkun'la. Böyle bir an yaşadık ama soru röportajda da sormuştuk. Tabii Cedi daha çok üzülmüştür bu an ama aa diye gittik orada yani. Buradan bir fotoğrafa uzanmak istiyorum. Güzel bir fotoğraf. Çünkü sevdiğin bir dostundan geldi. Burada bir şey izliyorsun. Hemen ben anlatayım. Aşk-ı Memnun'un final bölümünü ben bilmiyorum kaçıncı kez izlediğin bir sekans. Neden bu kadar seviyorsun diye sormayacağım aslında ama kaçıncı izleyişindir sence? 8 olmuştu. Bu yaz 9 da oldu. 9'da öyle yaptık mi? Bu yaz. Çünkü yeni, bir kez daha yayınlandı. Üzerindeki tişörtü biliyor musun? Yok hayır bilmiyorum. Bu benim 20 sene falan pijamam oldu. 98 Dünya Kupası gönüllü tişörtü bu abi. Vay. Benim kuzenim 98 Dünya Kupası'da kenarda bu mikrofon tutanlardan biriydi Fransa'da. Birkaç maçta çalıştı. Eskiden kenarda sese yardımcı falan oluyorlardı. O yüzden de ben gönüllüyüm yazıyor şeyin üzerinde. Bana getirmişti o yaz işte Fransa'dan geldiğinde. Benim hayatta en değer verdiğim şeylerden biridir. Bizden hayran olduğum için. Pijama olarak kullanmanıza verdiğiniz değeri. Evet yani mesela 2019 falan diye düşün bunu abi. 98'den beri giyiyorum. En son kaynanam sanıyorum şey dedi. Artık bu tişörtü giyme zaten. Hocam o kadar değil. Dedi çünkü şey tişört yırtık abi buralar falan. Hani vücudum da çok iyi olmadığı için. Hani böyle bu ufak bu kılların görüntüsü çok şey yaratmıyor yani. Estetik bir değer katmıyor. Ama şey büyük bir bağımlılıktır benim için. Bu balkonda izlediğim şeyler... Genelde yaz aylarında o. Bu yeni ev. Esas salon. Pardon Esra. Şimdi çok şey yapmayalım da. Bu evimin balkonu. Tamam. Burada ya işte Tour de France saatinde yemek yiyoruz ya da Aşk-ı Memnun saatinde evet, yiyoruz. Evet. Benim için çok büyük değerdir. Hemen bir sonraki videoya gelelim. Madem 98 Fransa demişken. Evet bu video tabii sizin çevirmenizi isteyeceğim bir video. Yani burada Fransızcanıza güvenerek mi bunu yapacaksınız yoksa gerçekten iyi bir Aşk-ı Memnun sever misiniz? Yok. Bien sûr, vous êtes opposé fermement à la maternité d'une femme que vous jugez inadéquate en tout point aux enfants que leur mère vous a confié. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilmiş olan çocukların her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadına verilmesine karşısınız. Karşısınız ama evet mükemmele yakın. Yani ben bunu 61-62'deki yapılan hatayı kenara bırakıyorum. Burada veriyorum size tam bunu. Çok iyi. Diğer videomuza geçiş yapalım. Bu da sevgili Uğur Ozan Sulağan. Bakalım bu gördüğümüz bir serap mı yoksa istikrarlı bir deniz mi göreceğiz bundan sonra? Çünkü Bledsoe'nun nasıl bir gece geçireceği çok belli olmuyor. Sen bir basketbol yorumcusu değilsin, bir şairsin. Aslında çok da yanlış değil. Basketbol yorumculuğundan da öte bazı bu işlere girdiğinizi biliyoruz. Sanırım açıklamak ister misin burada bilmiyorum ama ufak ufak yazdığın şeyler olduğunu. Evet yıllardır biliyoruz. En büyük hayalim benim spor dışında bir kitap yazmak yani bir şey yazmak ama bir gün gerçekleşecek. Bunu artık programlarda söylemeyeceğim çünkü şey olmak da istemiyorum yani söyledim şu anda bu bir program ama çok son. Şey yapmak istemiyorum çünkü adama derler ki ulan nerede o kitap yani bir şey yapman lazım. Abi burada da şimdi söze bakarsan bu gördüğümüz bir serap mı yoksa istikrarlı diye giriyorum tamam mı? Orada istikrarlıdan sonra aslında ne söyleyeceğimi bulamadım abi. Ya bu söz çok daha iyi olabilirdi. Bir daha alayım. İstikrarlı bir deniz mi göreceğiz? İstikrarlı bir deniz mi göreceğiz? Ya istikrarlı bir deniz orada olmamış. Yani bu bir serap mı? Ya başka bir şey olması lazım. Evet ama bence yani giriş çok iyi. Ve ondan sonra insanlar ne desen muhtemelen... Benzer bir tepki verecek. Tabii bir de hani konunun müsebbibi Eric Bledsoe. Hani insana hayal kurdurabilecek son oyunculardan biri. Yani insana hayallerini bozacak tipte bir oyuncudur Eric Bledsoe. Bir de işte maçın altındaki bandı görüyorsunuz ya. Ben bir NBA yorumcusu ve spikeri olarak yani NBA yorumcusu olarak bunu söyleyeyim. Mesela Uğur Ozan'la maç anlatıyorum diyelim ki. Benim en yakından anlaştığım partnerlerimden biri. 100 yıldır tanıştığım için. Abi şimdi o altta Bally Sports'un şeyini görüyorsun ya skor bu. O ne demek biliyor musun? Kötü bir yayıncılığı bu maçı yapacaksın demek. Ses kötü, görüntü kötü. Hani orada umut bulmaya çalışıyoruz. Erken saat maçı. Hani Bledsoe gibi adam çıldırabilir de maçın içine de sıçabilir. Dolayısıyla... Neden orada söylediğini şimdi anladım. Evet orada hani şey yapmaya çalışıyorum yani. Bir şey bulmaya çalışıyorum ama Uğur Ozan sayesinde bu çok meme oldu. Gerçekten ben de
senle birlikte anılacak bir video olduğunu düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Umarım bu sonraki videoda senle birlikte ilerleyen yıllarda anılır diyeyim. Tartovski, Kübrik, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan. Soğuk bir Aralık günüydü. St. Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katarina diye bir a**u gördüm. Cicikleri gözümü alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun İnan abi? Helal olsun. Çok iyi yapmışsınız abi. Çok teşekkür ederim. Yani bu Argun Hoca'nın mı elemeyi yoksa senin mi elemeyi? Benim. Süper bir. Vay be, çok iyiymiş hakikaten. Argun Hoca'nın da çok büyük katkıları var tabii ki, asla yatsınmaz. Bu yapay zeka işine bir giriyoruz bu programda girdiğimiz belli kadarıyla. Belli ya, bu programla birlikte bir yapay zeka devrimi olmuş belli ki. Aynen öyle. Yani bu Entel Feridun karakterini sevdiğini duydum. Bu bilgi bende yoktu. Sonrasında dedim ki Entel Feridun aslında neden sevdiğini de anlamamak yani çok da zor değil. Çünkü izleyenler bilecektir, çekirdek çitleyen bir adama karşı. Sinemayı. Aynen, sinema anlatmaya çalışan ama Tartovski, Kübrik diyerek yapan birisi. Nedendir bu Entel Feridun sevgin? Ya Entel Feridun sevgim nedendir bilmiyorum açıkçası. Biraz yakıştırmayla alakalı olabilir yani, çünkü şimdi Tartovski, Kübrik falan bahsetmek iyi güzeldi bu. Ya da işte psikolojisi falan bahsetmek iyi güzeldi. Bu biraz da aslında etiket de oluyor. Lan ne kafa ütülüyorsun diye, evet, bir şey oluyor. O herhalde yani Entel Feridun benim isyanım da herhalde. Yani yıllar içerisinde o etiketlere verdiğim bir isyandı diye düşünüyorum. Bence de güzel bir video. Yani Deep Turkish Web'in en sevdiğim videolarından birisi olabilir. Çünkü orada işte Cihat Akbil'in tepkisi çok iyi. Yine mi seks hikayesi yapıyorsun? Yine seks hikayesi mi yazıyorsun İnan abi? Feridun abi muhabbet. Ek sözlük klasiğidir o da. Çok güzel, aynen, bir kalıptır. Evet. Çok güzel bir kalıptır. Ben şey videolarını çok severim. Biz ofiste, Sokrates ofiste onu çok izlerdik. Lokma videosunu çok izlerdik. Yatak. Aa evet. Lokmacı videosunu. Niye böyle şeylerin olduğunu söyleme. Lan köpek! Ya ama benim en sevdiğim Deep Turkish Web videosu sanırım dublajların okunduğu videolardı. İlk videolar. İlk videolar, evet. Ben yarıla yarıla gülüyordum. Bir tane adam Kurtlar Vadisi'ne aynı yorumları atıp duruyordu. Polat Alemdar kraldır, Polat Alemdar sizin bildiğiniz gibi bir adamdır. Polat Alemdar tarih olmaz. Polat Alemdar tarihte olur. Tarihin üstünde Polat Alemdar. Bir şey 66, bir şey öyle. Yani Arif 66-66 gibi birisi. İnanılmaz komikti. Keşke onlar devam etse. Onun taklitlerini yapmaya çalıştılar ama... En iyisi oydu abi. Kesinlikle en iyisi oydu. Aslını yaşattı diyorum. Ve şimdi biraz fotoğraflara geçiş yapalım. Fotoğraflardan birisi sevdiğim bir partnerinle yaptığım röportaj. Uğur Ozansulak'ın senden zayıf olduğu tek dönem herhalde. Ya benim kıyafetime burada dikkat çekmek isterim. Yani o gömlek, oduncu gömleği yani her giyenin... Kendini Kurt Cobain olacak sandığı ama olamadığı şekillerde gördüğün gibi. Onun yanına çok uzun favoriler ekledim. Favoriler gerçekten inanılır gibi değil. Hani... Fikret abi! Kim bunun o dönem çok iyi bir fikir olduğunu... Yakıyorsun abi. Söylemişim. Hani sonuçta iki tane de ablayla büyüdüm aslında. Hani bana şey diyorlardı yani, bu olmamış diyebilirlerdi yani. Herhalde kardeşleri çok üzülmesin diye yaptılar. Çok kötü bir üstüm var. Röportaj mı daha kötü, üstün mü? Çünkü sanırım röportaj çok kötü geçiyor. Bu röportaj, yani işte Uğur Ozan, yani bunun büyük payı Uğur Ozan'da bu arada, onu söylemem lazım. Yani biz Eurosport'ta beraber çalışmaya başladık. Ve orada işte o daha çok Euroleague kanalizeydi. Ben tabii ki bisikletle NBA kanalizeydim. Ama Euroleague'le biraz daha ilgim vardı yani. Topu gördüğümde bomba sanmadığım bir dönemdi Euroleague'de. Biraz daha takımları tanıyordum. Ve işte bir seriye başlamıştık. Önce oyuncularla konuştuk. Sonra işte Ergin Ataman'la bir röportaj yaptık. David Blatt, Trinchieri, Ettore Messina falan. Ve abi şey oluyordu böyle. 15 günde bir yabancı koçla buluşuyoruz. Ulan diyorum, bu kadar kolay mıydı? Hani Uğur Ozan ayarlıyor. Onların çoğunu Uğur Ozan yapmamı söylemem lazım. Ve hani bende paylaşmakta da bir his görmedi bunu. O çok güzel bir tavırdı. Ama abi şu röportaj, yani CSKA Moskova ile yine böyle iddialı olduğu bir sezonda ve şeyi sorduk. Şimdi hangimizin sorduğunu daha önce bir yayında söylemiş olabilirim ama burada söylemeyeceğim şimdi. Şeyi sorduk, sizin için bu bir yani şampiyon olamamak bir başarısızlık mıdır diye bir soru. Aslında çok böyle fahiş bir soru da değil abi. Bence yani... de yani inanılmaz iyi bir soru da değil. Tamam. Ama bence de inanılmaz sinirlenecek bir soru değil ve şöyle bir cevap aldık abi. It's the most stupid question I ever heard in my life. Has diyorum ben buradan kendisine. Ve abi bunu duyduk. Ben burada oturuyorum. Uğur Ozan burada oturuyor. Messina burada oturuyor. Evet, öyle olması lazım. It's the most stupid question I ever heard in my life. Ve abi bir sonraki soruya geçiş yok. 4-5 saniye boyunca ve orada ben böyle bir geveledim ya.
şeyler falan yaptı böyle. Teodosic falan bir şeyler sıktım herhalde. What do you think? What do you think'li bir soru sordum bundan sonra. Şu anda bende yok. What do you think de dergi klasiğiydi. Ama abi bak şu röportajın en güzel taraflarından biri de. Mesela Bled'le falan fotoğraflarımızı görsem Bled'le 20 yıldır tanışıyor gibiyiz. Tamam mı? Bled'le fotoğraf. Bled böyle sarılmış bize. Tam bir Amerikalı. Abi Ettore Messina kesinlikle bize dokunmak istemiyor. Ve elinde bir kitap var. Abi o kitabı röportaj boyunca şurasından çıkarmadı. Oturduğu yerde kitabı bırakmadı. Adam o kadar nefret ediyor ki bizden. Bir kere bile o kitap dışında bir şey tutmadı. Yani bir şey tutmayacak tabii röportajda zaten de. Hala fotoğrafta bile onun orada olması benim en sinir olduğum şeylerden biriydi evet, yani. Çıktık abi bu röportajdan. Rozan'la şey olduk yani. Ben zaten galiba son röportajım. Uzun süre görüşmeli Tayyip. Çok kötüydü abi. Çok kötü. Saçma bir hareket yapmış Messina Hoca diyorum ve başka bir fotoğrafa geçiyorum. Bu fotoğrafı bakalım bilebilecek misin burası neresi? Biliyorum. Burası benim hayatımın geçtiği Kadıköy'deki umumi tuvalet. Evet ya tam da vermemeye çalıştık aslında. Hani bu biraz keserek. Hep söylerim bu bir Guggenheim'dan sonra Türkiye'de yapılmış yani Türkiye'de zaten Guggenheim yapılmadı da Bilbao Guggenheim Müzesi'nden sonra yapılmış en büyük mimari eserlerden biridir. Her Kadıköylü de bilir başını sıkıştığında buraya gidersiniz. Ya şöyle zaten hani başım sıkıştı. Ve Kadıköy'deyim. İki soru işaretini kendinize sorduğunuzda ya kafanızı çevirdiğinizde ya, tuvaletin nerede olduğunu bilmeme gibi bir şansın kalmıyor geri. Çünkü her yerde tuvalet yazıyor. Tabela çok büyük, altta tuvalet yazıyor ama tak diye bilmen demek ki gerçekten iyi, iyi bir mesai bana vermişsin. Ama vazgeçmiyor. Hep her gün burada. Şu keyfi hiçbir yerden alamam. Yani oradan sırtını dönüp denize dönsen nereden bakıyorum ben desen oradan da söylerim. Allah Allah. Sana. Ya çünkü bu beni hayatta en mutlu eden yer. Hocam o kadar. Yani uzun uzun anlattım bunu ama yani çünkü bir insanın hayatta başına gelebilecek en zor şeye yapılmış en iyi çözüm. O yüzden de doğru. Burayı çok seviyorum abi. Şimdi bir bracket'ımız var. Bracket'a geçiş yapalım. Çünkü sen bir sadece basketbol yorumcusu değil, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir film eleştirmenisin. Üstündeki tişörtte sevgili Emre Özcan'a bir gönderme muhakkak. Evet. Şimdi bir bracket hazırladık senin için. Burada sevdiğini, izlediğini düşündüğümüz bazı filmler var. Bu filmleri senin neye göre sıralamak istiyorsan, yani bu geçsin, şu geçsini senden rica edeceğim. Çok net söyleyeceğim bir şey var. Manu Yüşemot. Kaderim benim için çok çok önündedir. Tartışmasız biçimde çok çok önündedir. Hatta sinemada yani bir festival vasıtasıyla izlediğim en etkileyici şeylerden biridir. Çünkü Manu Yüşemot ismine aldanmayın, siyah beyaz olmasına aldanmayın, eski bir Fransız filmi olmasına da aldanmayın, izleyebileceğiniz en özgün filmlerden biridir. Yani sadece konuşmadan ibaret olan ki benim en sevdiğim film tarzlarından biridir. İnsanların konuştuğu belli şeyler üzerine anlaşmaya çalıştıkları bir şey ama o filmdeki felsefe muhabbeti, Pascal kitapları üzerine olan sohbet. Yani bu kadar sıkıcı olabilecek, yani Entel Ferodun'a girebilecek bir sohbetin bu kadar iyi yapıldığı nadir filmlerden biridir bence. Manu Yüşemot net bir şekilde oradan çıkar abi. Kadir'i de severim ama öyle ekstra bir tutkum yoktur. Oradan gelecek bir seri başını alırdı Manu Yüşemot. Epidemic Days and Confused'da, Days and Confused geçer abi. Epidemic müthiş bir Lars von Trier filmi. Çok büyük bir delilik bence, bir ruh hastalığı. Aynen neler yapıyor. Ve hani salgın üzerine yapılmış. Pandemiden 25-30 sene önce yapılmış çok ilginç bir film. Ve hani böyle bir yaratıcının nasıl yarattığını, şimdi yaratıcının nasıl yarattığı programı kapattırmayayım. bir sanatçının nasıl ürettiğini çok güzel gösteren müthiş bir deneyim bence. Ama Days and Confused hala abi canım sıkıldığında LeBron'un Detroit'i gibi, atıyorum 51-88 gibi açtığım bir şey. Beni hayatta bu kadar mutlu eden çok az şey var. Ya açıkçası söylemek gerekirse ben de ona benzer bir şey söyleyecektim. Genel olarak YouTube'da onu açtığımda ben de çok rahatlıyorum ve böyle çok keyifli bir hissiyat alıyorum. Days and Confused'da hani moduya şaşırdım. Yukarı çıkıyorum abi. İlginç bir şey söyleyeceğim burada. Bir zamanlar Anadolu'da Eliyor Master abi. Gerçekten mi? Evet. Paul Thomas Anderson'ın bir zamanlar Anadolu'da yenecek filmleri var bence. Benim daha sevdiğim film olarak söylüyorum. Phantom Thread onlardan biri mi? Bugün Yok, Nights. Ben yine bir zamanlar Anadolu'yu tercih ederim. Bugün Nights? Bugün Nights geçerek. Bir de bizden birileri de olsun. Bence de. Ben de o yüzden zaten koydum. Abi yukarıda da After Hours benim en sevdiğim Martin Scorsese filmi. Onu biliyorum. Çok zor bu. Yani şimdi üç renk kırmızı bence insan olmaya dair bana en çok şey öğreten film. Yani empati yapmak nedir, dayanışma nedir, komşularınla nasıl iletişim kurmalısın, bir toplumun içinde başka bireylerle nasıl iletişime girmelisin. Hani Ettore Messina sonrası mesela hani insana dair böyle en güvenimi tazeleyen şeylerden biridir benim. Kırmızıyı aldım, bir zamanda Anadolu'yu aldım. Aşağıdaki bracket'tan kimi geçiriyorum biliyor musun?
Merak ediyorum. Days and Confused geçiriyorum. Allah Allah. Çünkü ben nostalji... Yani çok övdükten sonra... Nostaljiye çok takığım abi. Yani hafıza benim için çok önemli bir mesele ve Days and Confused geçmişe dair, yani genç olmaya dair çok önemli bir şey söylüyor. Bugün bizim tartıştığımız bir şey de söylüyor yani. Daha önce yaşam daha güzeldi. Bu duygu vardır hepimizde. Yani nostalji zaten insan olmanın en büyük belki de dopaminlerinden birisi, evet. Hayata dair bağlı. Yaşamadığın hayata dair aslında çoğu zaman da nostalji. Yaşadığın değil, yaşamadığın hayata dair bir özlemin oluyor. O yüzden Days and Confused finalde. Finale gideceğim. Sonrasında bir konuyu açmak istiyorum. Bir Zamanlar Anadolu'da mı yoksa üç renk mi? Üç renk kırmızıyı aldım. Days'de üç renk kırmızı final. Kim kazanıyor? Üç renk mi? Days and Confused. Gerçekten mi? Evet, vay be. Şu anda mesela neyi daha çok sevdiğim bile bilmiyorum ama abi Days and Confused benim için nostalji, hayat, sinema, nasıl bir insan olmalıyım. Üç renk kırmızıda da bu var ama bütün bunları en eğlenceli şekilde yapan film. Bugün sıfırdan izleyecek biri bu arada bana şey diyebilir. Ulan konusuz film önermişsin diyebilir. Ama bence dünyanın en önemli konusunu işliyor abi. Evet, seninle biraz dediğim gibi her konumuz, her konseptimiz biraz farklı olsun isteyen taraftayım açıkçası. Hani seninle biraz film konuştuk. Elbette çok da keyifliydi benim adıma. Benim sohbet bazında en keyif aldığım program oldu şu ana kadar. Umarım sen de keyif almışsındır. Bilmiyorum izleyenlerimiz eğlenmiş midir? Şu an o kadar öyle görüyorum. Hocam o kadar değil. Yok öyle. Şu an öyle görüyorum ama ben yani çok teşekkür ediyorum. Ben senin farklı bir yüzünü bugün buraya getirmiştim. Evet, onları da istiyorsan alalım yani. Ya sen bence programın içine konulması gereken tek bir Aranata pilav olabilir. Tamam, onu alalım. Ben Köksal Baba'ya benzediğim bu video. Aptal yürü git. Burada ne olduğunu anlatmayacağım tabii ki ama aptal yürü git dedikten sonra mahvettin ya. Hani bak yani şimdi ofise bir sürü insan geldi. Belki seyircilerimiz bu yönünü çok fazla bilmiyordur ama Arhan inanılmaz kibardı. Yani Arhan'ı kesinlikle bozamıyorsun böyle. Hani biz mesela küfürlü konuşmaya çalışıyoruz, böyle muhabbeti bozmaya çalışıyoruz. Ki mesela benim de öyle sananlar var ama sen mesela çok kibardın. Ben öyle değil, ben küfür ediyordum. 2020'de yani. Falan öyleydim evet. Ben istesem ana bacı da söylerim, tamam mı? Ama bak benim yine bir saygım var. Yukarıda Allah var kanka. Ben hiç küfür duymadım o sene senden. 2019, 2020, 2001 küfür duymadım. Olabilir. 2022 gibi küfür duymaya başladım senden. Ya ana ulan neyin? Ve yani şurada ilk tepki veriyorsun. Aptal yürü git sonrası diye. Sonrası beni de kapattırdı. Ve sonra ya diyoruz ki herhalde Arhan acayip bir küfür edecek şu anda. Mahvettin ya diye. Allah var kanka. Çok teşekkür ederim. Siz ilk konuk oldunuz belki. Bana dair birçok videonun geleceği ilerleyen bölümlerde olur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür umarım ederim ben aldım. De beni burada ağırladığın için. Bitirirken de yani bir şey daha söylemek isterim. Ben daha geç çıkacağımı düşünüyordum programa. Çünkü hani bu programa bir Cristiano Ronaldo sever çağrılmaz diye düşünüyordum. Ama biz burada objektifiz diyorsun. Aynen öyle. Biz burada Messi'cileri değil sadece herkes ağırlarız diyorsun. Aynen öyle. Zaten çok da bir tartışmanın kalmadığı bu dönemlerde. Belki burayı da atarız biliyorum ama. Atmayacağım ulan. Çok teşekkür ederim. Umarım hoşuna gitti. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Atom'un 3. bölümünü sevgili İnan Özdemir'le birlikte noktalıyoruz. Gelecek bölümlerde gelecek konuklarımız ve konseptlerimizle birlikte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abi, evet. Abi, evet. Abi, evet. Abi, evet.